Herkese merhabalar. Bugün sizleri Türkiye'nin en güzel tatil yerlerinden biri olan Fethiye'yi tanıtacağım. Fethiye, Akdeniz'in incisi, doğanın harikası, tarihin ve kültürün zenginliğini bir arada sunan bir cennet köşesi. Fethiye'de neler yapabilirsiniz, nerede kalabilirsiniz, nerede yiyip içebilirsiniz, nerede denize girebilirsiniz ve neler görebilirsiniz? Bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını bu videoda bulacaksınız. Hazırsanız başlayalım. Fethiye, Türkiye'nin güneybatısında Muğla ilinin bir ilçesi ve turistik bir şehir. Akdeniz'in masmavi sularıyla çevrili olan Fethiye, doğal güzellikleri, tarihi yerleri ve kültürel zenginliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor. Fethiye, Ölüdeniz, Kelebekler Vadisi, Saklıkent Kanyonu, Kayaköy, Tulos Antik Kenti gibi pek çok görülmeye değer noktaya ev sahipliği yapıyor. Fethiye, çok eski çağlardan beri önemli bir yerleşim merkezi olmuş. Antik dönemde Likya medeniyetinin bir parçası olan Telmessos adıyla anılmış. Telmessos, Persler, Büyük İskender, Roma, Bizans, Menteşe Beyliği ve Osmanlı gibi pek çok devletin egemenliği altına girmiş. Cumhuriyetin kurulmasıyla beraber Muğla iline bağlanan ilçenin ismi 1934 yılında uçağa düşürülerek şehit olan ilk pilotlarımızdan Fethi Bey'in anısına Fethiye olarak değiştirilmiş. Fethiye'nin iklimi yıl boyunca tatil yapmaya elverişli. Yaz aylarında deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarabilir, kış aylarında ise doğa yürüyüşleri, tarihi yerleri gezebilir, yerel pazarlardan taze meyve ve sebze alabilirsiniz. Fethiye'de kış aylarında bile denize girebileceğiniz yerler var. Örneğin Ölüdeniz'de su sıcaklığı yıl boyunca 18-20 derece arasında değişiyor. Fethiye'nin iklimi hem Akdeniz hem de Ege bölgesinin özelliklerini taşıyor. Bu yüzden toprakları verimli ve ovaları sulak. Fethiye'de her mevsimde ayrı bir güzellik bulabilirsiniz. Fethiye'nin demografik yapısı ise yıllar içinde çeşitli uluslardan insanları ağırlayarak zengin ve kültürel bir çeşitlilik sunmakta. Özellikle son yıllarda Fethiye'de artan bir İngiliz nüfusu gözlemlenmekte. İngilizler bu güzel şehri tatil için tercih ederken bazıları da burada ikamet etmeye karar vermişler. Bu da şehirde çok yönlü bir kültürel atmosferin oluşmasını sağlamış. Fethiye, İngiliz nüfusuyla birlikte kendine özgü bir demografik yapıya kavuşmuş. Burada yaşayan İngilizler, yerel ekonomiye katkıda bulunurken, aynı zamanda şehrin sosyal ve kültürel yapısına da katkıda bulunmaya başlamışlar. Fethiye'yi az çok tanıdık. Peki buraya nasıl geliriz? Şimdi o bölümdeyiz. Fethiye'ye ulaşım için pek çok seçenek bulunmakta. Buraya karayolu ile gelmek isterseniz Türkiye'nin her yerinden otobüs seferleri ile ulaşabilirsiniz. Muğla, Antalya, İzmir, Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerden Fethiye'ye doğrudan veya aktarmalı olarak ulaşım sağlanabilir. Fethiye Otogarı'ndan Ölüdeniz, Çalış Plajı, Kayaköy gibi yerlere şehir içi servis ve dolmuş seçenekleri bulunuyor. Ayrıca kendi aracınızla gelmek isteyenler için de Fethiye'nin yolları oldukça iyi durumda. Fethiye, Muğla, Antalya karayolu üzerinden konumlanmış ve Ege ve Akdeniz kıyılarını birbirine bağlayan tarihi Likya yolu üzerinde. Fethiye'ye hava yolu ile ulaşmak isteyenler için en yakın havalimanı Dalaman Havalimanı. Dalaman Havalimanı Fethiye'ye yaklaşık 55 km uzaklıkta. İzmir, Ankara, İstanbul gibi pek çok yerden Dalaman Havalimanı'na uçuşlar düzenleniyor. Havalimanından Fethiye'ye ulaşmak için taksi, servis veya araç kiralama seçenekleri bulunuyor. Fethiye'ye deniz yolu ile ulaşmak isteyenler için de seçenekler var.
Fethiye Limanı, Yunanistan'ın Rodos Adası ile feribot seferleri düzenlemekte. Ayrıca Marmaris'ten de Fethiye'ye feribot seferleri var. Fethiye Limanı'ndan Ölüdeniz, Göcek, Kelebekler Vadisi gibi yerlere tekne turları da düzenlenmekte. Fethiye'ye geldik. Peki nerede kalacağız? Şimdi o bölümdeyiz. Fethiye, Türkiye'nin en güzel tatil beldelerinden biri olup doğal ve tarihi güzellikleriyle her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Fethiye'de konaklama seçenekleri de oldukça çeşitli ve zengin. Şimdi size 3 farklı bütçeye uygun konaklama önerisi sunmak istiyorum. İlk önerim Accra Fethiye TUI Blue Sensatori. Fethiye'nin Kargı bölgesinde yer alan 5 yıldızlı bir tatil oteli. Denize sıfır konumda bulunan otel 650 oda ve 6 villa ile hizmet veriyor. Otelde bahçe, kara ve deniz manzaralı oda, süit ve özel havuzlu villa seçenekleri bulunuyor. Otelin odalarında TV, klima, minibar, kasa, saç kurutma makinesi gibi imkanlar mevcut. Otelde ultra her şeye dahil konsepti uygulanıyor. Accra Fethiye TUI Blue Sensatori misafirlerine zengin bir yemek ve içecek menüsü sunuyor. Otelde Türk ve dünya mutfağından lezzetler tadabileceğiniz 10 restoran ve içeceklerinizi yudumlayabileceğiniz 14 bar bulunuyor. Otelin havuz barında ise serinletici içecekler ve kokteyller bulabilirsiniz. Ayrıca otel rahatlatıcı bir spa merkezine de sahip. Otelde sauna, hamam, masaj, cilt bakımı gibi hizmetler alabilir, kendinizi yenileyebilirsiniz. Otelde ayrıca fitness salonu, yat kiralama, bisiklet kiralama gibi olanaklar da var. Otel ayrıca misafirlerinden çok yüksek puan alan bir otel. 230 yorum alan otel 8.9 puan ile mükemmel kategorisinde yer alıyor. Misafirler otelin konumu, personeli, temizliği, yemekleri ve hizmetleri konusunda çok memnun kalmışlar. İkinci önerim Orca Village Hisarönü. Fethiye'nin Hisarönü bölgesinde yer alan 3 yıldızlı bir tatil oteli. Ölüdeniz plajına 5 km uzaklıkta bulunan otel, 151 oda ve 600 yatak kapasitesine sahip. Otelde bahçe, kara ve havuz manzaralı oda, superior oda, aile odası ve deluxe oda seçenekleri bulunuyor. Otelin odalarında TV, klima, minibar, kasa, saç kurutma makinesi gibi imkanlar mevcut. Otelde yarım pansiyon konsepti uygulanıyor. Otel misafirlerine lezzetli bir yemek menüsü sunuyor. Otelde Türk ve dünya mutfağından yemekler tadabileceğiniz 2 restoran ve içeceklerinizi yudumlayabileceğiniz 3 bar bulunuyor. Otel eğlenceli bir tatil için pek çok olanak sunuyor. Otelde 3 açık yüzme havuzu, çocuk havuzu ve su kaydırakları, masa tenisi, dart gibi aktiviteler bulabilirsiniz. Otelde ayrıca temalı gece partileri, canlı müzik ve havuz oyunları da düzenleniyor. Ayrıca misafirlerinden iyi puan alan bir otel ve çok iyi kategorisinde yer alıyor Orca Village Hisarönü. Misafirler otelin konumu, temizliği, personeli ve hizmetleri konusunda memnun kalmışlar. Son önerim Milky Way Apart and Hotels. Fethiye'nin Hisarönü bölgesinde yer alan 3 yıldızlı bir apart otel. Ölüdeniz plajına 5 km uzaklıkta bulunan otel 40 oda ve 6 villa ile hizmet veriyor. Otelde bahçe, kara ve havuz manzaralı oda, deluxe oda, aile odası ve özel havuzlu villa seçenekleri bulunuyor. Otelin odalarında TV, klima, minibar, kasa, saç kurutma makinesi gibi imkanlar mevcut. Otelde yarım pansiyon konsepti uygulanıyor. Milky Way Apart and Hotel misafirlerine lezzetli bir yemek menüsü sunuyor. Otelde Türk ve dünya mutfağından yemekler tadabileceğiniz bir restoran ve içeceklerinizi yudumlayabileceğiniz bir bar bulunuyor. Otel eğlenceli bir tatil için pek çok olanak da sunuyor. Otelde 2 açık yüzme havuzu, çocuk havuzu, su kaydırakları, masa tenisi, dart gibi aktiviteler bulabilirsiniz.
Otelde ayrıca temalı gece partileri, canlı müzik ve havuz oyunları da düzenleniyor. Milky Way Apart & Hotels misafirlerinden iyi puan alan bir otel. 8.7 puan ile mükemmel kategorisinde yer alıyor. Misafirler otelin konumu, temizliği, personeli ve hizmetleri konusunda memnun kalmışlar. Şimdi geldik en sevilen bölümlerden birine, yani yeme içme bölümündeyiz. Fethiye sadece doğal güzellikleri ve tarihi yerleriyle değil, aynı zamanda lezzetli yemekleri ve keyifli mekanlarıyla da dikkat çeken bir tatil beldesi. Fethiye'de yeme içme seçenekleri de oldukça fazla ve çeşitli. Şimdi sizlere bütçenize ve misafir puanlarına göre 3 farklı önerim var. Birinci önerim Yengeç Restoran. Fethiye'nin Karagözler bölgesinde denizi sıfır konumda bulunan bu restoran, balık ve deniz ürünleri konusunda oldukça iddialı. Restoranda balığınızı kendiniz seçebilir, kilo usulü ödeyebilirsiniz. Mezeleri, salataları ve tatları da çok lezzetli. Restoranın misafir puanı 9.4. İkinci önerim Cinbal. Fethiye'nin Kayaköy bölgesinde yer alan bu restoran et severler için harika bir seçim. Restoranda kendi çiftliklerinde yetiştirdikleri hayvanlardan elde ettikleri etler kullanılıyor. Kuzu tandır, kuzu şiş, köfte, ciğer gibi et çeşitlerinin yanında yöresel lezzetler de bulabilirsiniz. Restoranın misafir puanı 8.9. Ve son önerim Sosyal House. Fethiye'nin Akarca bölgesinde bulunan bu restoran kafe, hem kahvaltı hem de akşam yemeği için ideal bir mekan. Restoranda Ege mutfağının zeytinyağlıları, salataları, börekleri, gözlemeleri gibi lezzetlerin yanında pizza, hamburger, makarna gibi dünya mutfağının örneklerini de bulabilirsiniz. Restoranın dekorasyonu da çok şık ve modern. Misafir puanı ise 9.1. Şimdi sıra denize girilebilecek yerlerde. Fethiye denize girmek için harika bir tatil beldesi. Fethiye'de denize girilecek yerler hem çok güzel hem de çok çeşitli. Şimdi sizlere 3 farklı plaj önerim var. İlk sırada Çalış Plajı var. Fethiye merkeze 7 kilometre uzaklıkta bulunan Çalış Plajı, gün batımını izlemek için harika bir yer. Taşlık bir sahili olduğu için deniz ayakkabısı kullanmanızda fayda var.
Sabah saatlerinde daha sakin olan deniz, öğleden sonra dalgalı olabiliyor. Çalış plajı, aynı zamanda caretta carettaların yuvalama alanlarından biri olduğu için akşamları 19.30'da kapatılıyor. Çalış plajında rüzgar sörfü yapabilir, kuş cennetini ziyaret edebilir, plajın kordon yolunda yürüyüp restoranlarda yemek yiyebilirsiniz. İkinci önerim Belcikız plajı. Ölüdeniz'in hemen yanında bulunan Belcikız plajı, uzun bir kumsala sahip mavi bayraklı bir plaj. Deniz turkuaz renkli, biraz derin, serin ve dalgalı olabiliyor. Çakıl taşıyla karışık bir sahili olduğu için deniz ayakkabısı kullanmanızda fayda var. Belcikız plajında jet ski, yelken ve sörf gibi spor aktivitelerini de yapabilirsiniz. Plajın hemen arkasında yer alan restoran ve kafelerde yemek yiyip içecek alabilirsiniz. Ve son önerim tabii ki Ölüdeniz. Fethiye'nin en meşhur ve en güzel denize girilecek yeri şüphesiz Ölüdeniz. Fethiye merkezi 12 kilometre uzaklıkta bulunan Ölüdeniz, mavi bayraklı bir plaj. Turkuaz rengi suları, beyaz kumları ve yeşil doğasıyla adeta bir cennet. Ölüdeniz Belcikız plajının devamında yer alan bir lagün ve denizden bir kum setiyle ayrılmış. Lagünün suyu çok sakin, berrak ve turkuaz renkli. Burada yüzme, dalış ve kano gibi aktiviteler yapabilirsiniz. Lagün aynı zamanda bir tabiat parkı ve çeşitli bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yapıyor. Burası mavi bayraklı ve giriş ücretli. Şimdi sırada gezilecek yerler var. Fethiye gezmek için harika bir tatil beldesi. Fethiye'de gezilecek yerler hem çok ilginç hem de çok çeşitli. Şimdi önereceğim yerleri mutlaka listenize ekleyin. Birinci sırada Saklıkent var. Fethiye'nin 45 kilometre kuzeyinde bulunan Saklıkent, Türkiye'nin en uzun kanyonu. Antalya-Muğla sınırını çizen Eşen Çayı'nın bir kolu olan Karaçay'ın oluşturduğu kanyon 18 kilometre uzunluğunda ve 300 metre derinliğinde. Saklıkent Milli Parkı içerisinde yer alan kanyon doğa severler için muhteşem bir macera sunuyor. Kanyonun girişinde yer alan ahşap yürüyüş yolu ve asma köprüden geçerek kanyona girebilirsiniz. Kanyonda ilerledikçe suyun içinden yürümeniz gerekiyor. Su çok soğuk ve akıntılı olduğu için dikkatli olmanızda fayda var. Kanyonda yürüyüş yaparken doğanın eşsiz güzelliğine hayran kalacaksınız. Sıradaki önerim tabii ki Kelebekler Vadisi.
Fethiye'nin Ölüdeniz bölgesinde bulunan Kelebekler Vadisi adını içerisinde yaşayan 80'den fazla kelebek türünden alıyor. Özellikle yaz aylarında binlerce kelebeğin uçuştuğu vadi doğal bir cennet. Vadiye ulaşmak için Ölüdeniz'den kalkan tekneleri kullanabilirsiniz. Vadiye girdiğinizde karşınıza çıkan muhteşem manzara sizi büyüleyecek. Vadinin içinde yer alan şelaleye doğru yürüyebilir, denize girebilir, kamp yapabilir veya tırmanış yapabilirsiniz. Son önerim Kral Mezarları. Fethiye'nin merkezinde yer alan Kral Mezarları, Likya uygarlığına ait antik kalıntılar. Kayalara oyularak yapılmış olan mezarlar, Fethiye'nin simgelerinden biri. Mezarların en büyüğü ve en görkemlisi Amintas Kaya Mezarı olarak biliniyor. Mezarın üzerinde Likya dilinde yazılmış bir yazıt bulunuyor. Mezarların bulunduğu tepeye çıkarak hem mezarları yakından görebilir hem de Fethiye'nin panoramik manzarasının keyfini çıkarabilirsiniz. Fethiye, Türkiye'nin en güzel tatil beldelerinden biri. Doğası, denizi, tarihi ve kültürüyle her zevke hitap eden bir yer. Fethiye'yi keşfetmek için daha fazla beklemeyin. Fethiye'ye nasıl gideceğinizi, nerede kalacağınızı, ne yiyeceğinizi ve ne yapacağınızı bu videoda anlattım. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın ve kanalımıza abone olun. Böylece yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Hesabımızın adı Gez Dolaş Keşfet. Orada da sizlerle seyahat ipuçları, fotoğraflar ve videolar paylaşıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.